dünyada ve Türkiye'de uzun süredir üniversitelerin ve üniversite fikrinin tahrip edildiğine tanık oluyoruz. Özellikle son yıllarda ülkemizde iktidarın üniversitelerimizi piyasacılığın, gericiliğin ve otoriterliğin hakim kılındığı, akademik etik ve ilkelerin ayaklar altına alındığı, bilimsellikten uzak, güvencesiz çalışma ve angaryanın kol gezdiği, mobbing ve ayrımcılığın sıradanlaştırılmaya çalıştığı yerlere dönüştürüldüğünü dehşetle izliyoruz. Bu durum Mersin Üniversitesi'ne rektör atama biçiminde ve rektörün uygulamalarında da kendisini bir kez daha göstermiştir. Mersin Üniversitesi rektörlüğüne yukarıdan tekrar atanan Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, bu atama usulünün üniversitedeki akademik ve idari çalışanların emek ve destekleriyle gerçekleştiğini iddia etmektedir. 4 yıl önce ilk göreve geldiği dönem üniversite öğretim üyelerinden aldığı oy oranı ile 3. sıradan atanan Çamsarı'nın 2. 4 yıllık dönem için yeniden üniversite rektörü olarak atanmasında üniversite bileşenlerinden hiç kimsenin oy razısının istenmediği, atamanın herhangi bir temsil mekanizması ile gerçekleşmediği için demokratik olmadığını kamuoyuna hatırlatırız. Rektör Çamsarı 15 fakülte, 8 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu, 5000 personel ve 47500 öğrenci barındıran Mersin Üniversitesi'ne bir idari emir aracılığıyla atanmıştır. Rektör Çamsarı geçmiş 4 yıllık görev süresi içinde bilimsel ve özel akademi çalışmalarına destek vermemiş, aksine iktidardaki siyasi partinin politikası dışında kalan diğer görüşlere eleştirel ve farklı düşünceleri savunan, personele karşı sendikamızın da sık sık gündeme taşıdığı, hukuki yetkilerini aşan bir yönetim tarzı uygulamıştır. Geçmiş 4 yılın karnesinde idari personele uygulanan rotasyon ve sürgünler, yükselme olanaklarının engellenmesi, hukuksuz işten çıkarmalar, akademisyenleri hedef gösterme, asılsız suçlamalar üreterek yıldırma, üniversitede korku iklimi oluşturma, güvenlik gerekçesiyle bilimsel toplantıları iptal etme, akademisyenlerin yurt dışı konferanslara katılımını engelleme, bilimsel projeleri yürütülemez hale getirme, akademik jürilere müdahale, İstifa ve emekliliğe zorlama, güvenlik soruşturmalarını araştırma görevlilerini güvencesizleştirme amacıyla kullanma, kanun hükmünde kararnamelerle yurttaşlık haklarından mahrum bırakma uygulamaları vardır ve bu uygulamaları tekrar kamuoyuna hatırlatırız. Akademisyenlerin tasfiye edilen bazı bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin eğitim ve öğretimi için gerekli olan dersler ya açılamamış, ya da alan dışından geçici kadrolarla el gördülük bir şekilde yürütülmüştür. Üniversite, bilimsel sempozyum, kongre, konferans çeşitliliği açısından adeta çölleşmiştir. Öğrenciler idari soruşturmalarla sıkı takip altında tutulmuş, üniversite kampüsünde bir araya gelmeleri, hatta sanatsal faaliyetleri dahi soruşturma konusu edilmiştir. Personel üzerinde uygulanan baskıcı ve yıldırıcı yöntemlerle birlikte yapılan hiçbir çalışma, demokratik kamuoyunun katılımına ve denetimine açılmamış, kentteki demokratik kurumların üniversiteyle ilişkisi koparılmıştır. Sermayenin ve dini dernek ve vakıfların etkinlikleri için üniversitenin her türlü imkanı seferber edilmiştir. Atanmasının ardından rektörlüğün, üniversitenin web sayfasından cami yaptırma derneği için bağışta bulunmasını istemesinin anayasadaki laiklik ilkesiyle bağının kurulması mümkün değildir. Kaldı ki bu tür dini vakıf ve derneklerin hepsine eşit biçimde davranılmamakta, Mersin'de yaşayan halkın, çalışanların ya da öğrencilerin dini kültürel değerlerine karşı eşitlikçi bir yönetim pratiği de uygulanmamaktadır. Nasıl bir üniversite, nasıl bir rektör istiyoruz? Akademik özgürlüğün, ifade özgürlüğünün ve üniversitelerin yönetsel özerkliğinin sağlandığı bir sistemde YÖK gibi düzenleyici bir üst kurula gerek kalmaz. YÖK,
yerini üniversitelerin doğrudan temsil edildiği demokratik bir üst kurula bırakmalıdır. Bu üst kurulun görevi eğitim politikalarını belirleme, yüksek öğretim kurumları arasında eşgüdüm sağlama ile kısıtlı olmalıdır. Bu kurulda demokratik ve demokratik bir yapılanmanın gereği olarak öğretim elemanları, öğrenciler, işçiler ve memurların örgütlü yapıları yer almalıdır. Üniversitelerin demokratik ilkeler etrafında yeniden örgütlenmeleri, iç işleyişlerinin demokratikleşmesi ve bilimsel bilginin ulaşılabilir ve paylaşılabilir hale gelmesi için gereklidir. Bizler, öğrencisinden çalışanına, kurum içerisinde yer alanların iktidarla kurdukları ilişki açısından özgürlüğü, öğreneninden öğretenine kadar herkesin bilginin üretiminin ortak özneleri olmaları açısından eşitliği, bir üretken güç olarak bilgiyi ve bilgi üretimini denetlemeyi değil, onu üreten güçlerin geliştirilmesini ve çeşitlenmesini temel alan, özgürlüğü kendisini oluşturanlar için isteyen bir üniversite istiyoruz. Dolayısıyla üniversiteyi küresel sermayenin hizmetine sokmaya ve dini referanslarla şekillendirmeye dönük hiçbir uygulama kabul edilemez. Eğitim temel bir haktır ve herkesin parasız yararlanabileceği kamusal bir hizmettir. Piyasa koşullarına asla terk edilemez. Öğrencilere eğitim ve araştırma gereçleri, barınma, beslenme ve ulaşım parasız sağlanmalıdır. Üniversitenin kendi kaynaklarını yaratması adı altında yürütülen özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir. Yüksek öğretimde özelleştirme yerine kamu finansmanı esas alınmalıdır. Bilginin ürün ve teknolojiye dönüştürülmesinde kamu yararı gözetilmeli, araştırma ve geliştirme çalışmaları kamu yararı önceliğiyle yeniden düzenlenmeli, bireyci, rekabetçi bilgi üretimi yerine kolektif bilgisel üretim, bilginin özel mülkiyeti yerine de kamusal mülkiyeti esas olmalıdır. Üniversite, piyasanın ihtiyacı olan bilgi ve elemanı üretmek yerine evrensel kültürün ve eleştirel aklın verildiği bir kurum olmalıdır. Üniversite, toplum katında saygınlığını arttırmak ve toplumla bağlarını güçlendirmek için ülke ve toplumun sorunlarına duyarlı ve onlara yönelik çözümler üretme çabasında olmalıdır. Atama ve yükseltme ölçütleri yayın sayısına değil niteliğine, ne ölçüde yeni bilgi üretildiğine, yayının yarattığı bilimsel etkiye ve toplumsal katkıya göre belirlenmelidir. Rektör yardımcıları, fakülte dekanı, enstitü ve yüksek okul müdürü, üniversite genel sekreteri gibi her türlü yöneticinin belirlenmesinde ve kurulların oluşumunda, tüm karar ve denetim süreçlerinde üniversite bileşenlerinin tümü yer almalıdır. Kararlarda kişilerin değil, kurulların egemenliği esas alınmalıdır. Üniversiteler, güvenlik kaygıları bahane edilerek kurgulanan kısıtlayıcı, gözetleyici fiziksel mekanlarıyla halka kapalı, uzak, öğrenci ve öğretim elemanını izole eden yerler haline gelmiştir. Üniversitenin kameraları, turnikeleri, tel örgüleri, demir parmaklıkları sökülmelidir. Üniversitede etnisite ve cinsiyet başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa son verilmelidir. Bu amaca yönelik etik kurullar oluşturulmalı, var olan kurulların da etkili çalışması sağlanmalıdır. Kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel taciz ve şiddet kabul edilemez. Üniversitede kadına yönelik pozitif ayrımcılık politikaları uygulanmalıdır. Üniversitelerde mobbing, başta iş güvencesinin ortadan kaldırılması, kişilere aşırı yetkiler tanınması ve mevcut hiyerarşik yapıdan kaynaklı olarak ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bunun önüne geçecek politikalar ve mekanizmalar üretilmeli, kurullar oluşturulmalıdır. Üniversite, öğrencisi, öğretim üyesi, idari personeli ve emekçileriyle bir bütündür. Üniversite emekçilerin ve öğrencilerin örgütlenme ve siyaset yapma hakları önündeki tüm engeller kaldırılmalı, tüm üniversite emekçilerine koşulsuz iş güvencesi sağlanmalı, toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkını kullanmaları yönünde engelleyici değil, kolaylaştırıcı olunmalıdır. Rektörlük seçimlerinde seçilenin değil, atananın onaylandığı sistemden vazgeçilmeli,
tüm üniversite bileşenlerinin oylaması sonunda en yüksek oyu alan aday rektör olarak atanmalıdır. Bir üniversite rektörünün yukarıda belirtilen ilke ve kuralları benimsemiş olmasını bekleriz ve bilimin ışığında hareket etmesini bekleriz. Dini kesinlikle eğitime alet etmemesi ve karıştırmamasını bekleriz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak demokratik, özerk, laik, insan, toplum ve doğa yararına üniversite talebimizde ısrar ediyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi de beyan ediyoruz.